Adam bakıyor diyor ki bir tanesine 5 lira harcayacağım 300 kişi gelecek. Tabii. Atıyorum veya 100 kişi gelecek. Öbürküne 30 lira harcayacağım niye 100 kişi gelecek? Ama buradaki adamın... büyük resmi görmüyor gene de. Abi, bak şöyle resim olarak ben değil. Bak şöyle düşünüyorum. Oralara çıkanların birçoğu küçük salonlarda çıkmaya şey olarak alışıklar. Gösteri içeriği olarak da yaptıkları anlattıkları konular olarak da 30 kişilik, 50 kişilik, 70 kişilik bu tarz böyle stüdyo ortamları, pub ortamları, komedi kulübü ortamlarına uygun bir formatlara sahipler. Adamlar şunun orada bir noktada farkına varabilirdi. Ulan bu aslında sahne performansı büyük salonda daha büyük prodüksiyonla, çok daha büyük bir reklamla, çok daha geniş kitleye ulaşıp böyle sükse yapabilecek bir içerikte. Bunu hani biz burada yapsak da taşımayı... Hani sonuçta şey gibi. Abi şöyle. Ya ben öyle biraz daha bekliyordum. Vizyon bekliyordum kanka birazcık daha. Bak bu çocuk bir yerlere gelir bakın. Altın gibi bu çocuk. Gibi bir şey bekliyordum. Hani tamam tamam arayacağım seni. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Hani böyle şey diyeyim. Şerefsize bak ya. Ha tamam ben de kaçırıldım şimdi işte fidye istiyorlar da. Tamam ara beni ama sonra. Ha bir şey değilmiş, 500 lira istiyorlarmış, ben verdim. Ben gösteri noktasında biraz şöyle bekliyordum. Hakikaten zorlu PSM'nin bu işleriyle ilgilenen müdür bilmem ne gibi biri gelip ilk yarı izledi ya. Abi, öyle bir şey biraz daha... Abi fark etmez. Yani çünkü şöyle bir şey var. Gans Ekman sonuçta çıkıyor. Ne bir ışık şey var, ne bir şey, hiçbir şey. Tek ışık, tek şey. Giriş ve çıkış. Adamın olayı bu. Ama bak onun şu an, şey bak onu kıyaslayamıyorum kendimle. Çünkü onun artık... İstanbul dışında Türkiye'de kitlesi. Hocam şunu söylemek istiyorum. Bu adam da küçükten başladı bir noktada. Bir noktada. Şuraya bu şekilde buralara taşıdı. Aha. Şimdi adam şey demiyor yani. Hiçbir şey yapmadan da sadece tek ışık, tek bilmem gösteri gibi o deyip hani sadece direkt stand-up'ıyla da gelebiliyor diyor. Yani işletmeci için büyük ihtimal çok şey. Evet biz çok hani belki de hani orada sempatiktik. Gösteri çok güzel geçti olduğu haliyle. Ben eminim ki bu arada yani hakikaten çok şey yapmıştır. Sevmiştir. Ya şeyi de anlıyorum ama. Ya adam çok basit bakıyor. Ben para kazandım. Bir event yaptım. Kaç para kazandın? Para kazandım mı? Kazanmadım mı? Ne kadar kazandım? Yani öbürkünü getirdim. Hiç çaba harcamadım. Para kazandım. Bunu getirdim. Bunu daha para kazanmam için ben de kaç defa çıkartmam lazım. Yani zaten orası bunun riskini alacak bir işletme değil. Çünkü adamlar zaten hani direkt comedy club gibi değil. Böyle bir müzik şeyi jazz yani. Kulübü. Evet jazz kulübü vesaire vesaire. Yani adam biz burada komedyen yetiştirelim diye açtıkları bir yer değil. Yani öyle bir yer olsa haklısın. Yok komedyen yetiştirme gibi ben bakmıyordum. Biraz daha şey gibi bakıyordum. Sağlık olsun ya. Onun da zamanı gelir. Emre onun da zamanı gelir. Bizim yarın öbür gün takipçimiz artar ha. Adamım. Yani onun da zamanı gelir. Biz şu anda acelemiz yok. Sağlığın yerinde. Biz bir anda kapı çalıyormuş. Ya nasıl kirayı ödemedik abi dedik ya. Abi gözünü seveyim ya bu sandığa hava soğuk şu anda bana. Şu anda tamamen sahne işleri, performans işleri, sosyal medyadaki senin takipçi sayın. Ben Oytun'la şunu konuştum. Oytun şu anda böyle fenomenlerle, takipçilerle bir anda çalışıyor. Diyor ki bir sürü Instagram influencerı şunda bunda bir aradayız. Kiminin diyor 2 milyon abonesi var. Sponsor oluyoruz diyor, para veriyoruz bir ürünün tanıtımını yapsın diye. Neredeyse ürün satılmıyor diyor. Çok az satılıyor. Evet. Kiminin 25 bin, 30 bin hani orta seviye diyor bir ünlülüğe sahip bir şeyi şey var. Evet. Ama adam yani ya da kadın o kadar çok etkilemiş ki diyor takipçilerini etkileyebilecek, evet. Özendirebilecek potansiyelde ki adama ya işte kadına verdiğimiz bütün o ürün şeylerini neyse artık ürün, kıyafet evet. Anında diyor satış rakamları artabiliyor. O yüzden hani takipçinin sayısından öte etkileşimi. Etkileşimi ve seni işte evet o hakikaten senin bilincindeki insanlar, o evet. Kafaya sahip insanlar mı takip ediyor? Ben kendi açımdan en azından ona çok inanıyorum. Ama tabii büyüme hızı işte aktiflikle alakalı. İşte ne kadar sık kullandın, popüler kültüre ne kadar adapte ettin, ne kadar çok dram var. Sonuçta YouTube'un şeyini öğrendim abi. Algoritmayı ama bunu kendime uyduramıyorum. Yani sen izlerken çekineceğin tarz içerikler çekenler bu işten ekmek götürüyorlar çünkü adam kendinden bir şey vermiyor, izleyecek bir şey sunuyor. Yani sen yemek yerken, çocuğunu yemek yedirirken bilmem ne, çekirdek çıtlarken böyle saçma salak izleyecek kolaj videoları ya da bilmem ne yani videoları izliyorsun. Çakırdak kim çıtlar yani bu devrede? Gibi. Onlar izleniyor. Çünkü böyle televizyondan artık birazcık bu medyaya kaydı. Ama sen kendinden bir şey vereyim, bir mizah yapayım, bir şey üreteyim dediğin noktada o mizahı arayanlar, gülmeyi arayanlar bilmem neler daha çok geliyor. Abi işte yani onun dışına nasıl çıkacağız, ne olacak hani şimdi bilmiyorum ama. Ya onun dışına şöyle sen deneme atışı gibi sık sık. Yani ulaşamıyorsan
tabii ki de en nihayetinde değiştirmek zorunda kalıyorsun formatını, işte yaptığın işi, şunu bunu, ama yine aynı şeye geliyorsun. Eğer sen değiştirir ama hep aynı yerlerde geziniyorsan yine bir yere varmıyor. Yere varıyor ama çok yavaş. Veya çok niş bir şey yapıyorsan mesela, işte atıyorum o drone çekimi bilmem ne şey. Evet. Ya onların hani kitlesi var, şeyi var ve de hani insanlar tabii de öğrenmeye veya şeye çıksan öğretisi de bir şey yaptığın zaman onun da etkisi çok farklı. Hani ben sadece güldüreyim ve yaptığım mizahla şeyle hani ön plana çıkayım dediğin zaman. Ya bak ben şu an şunu nasıl görüyorum biliyor musun? Sosyal medya ve internet, YouTube olayını. Sen böyle gece balkondan bakıyorsun, bir havai fişek patlıyor. Herkes oraya bakıyor. Ne güzel parlıyor böyle ışık yanar döner. Hop sönüyor. O da sönmeye yakın başka bir yerde havai fişek patlıyor. Evet. O tekrar bir herkesin yönü ona dönüyor. Herkes ona bakıyor bilmem ne. Ya bu şuna benziyor. Bir tren videosundan bir şey yaparak çıkıp gündemle alakalı işte atıyorum. O an herkesin konuştuğu Ekşi Sözlük, Twitter'da Trend Topic'teki bir mevzu üzerine hakikaten doğru zamanda bir içerik patlatıyorsun. Herkes bir dönüp bir sana bakıyor. Ama onun işte o süresi hakikaten çok kısa süreli kayboluyor. Aslında benim yapmaya çalıştığım o olmadığı için birazcık da zorlanıyorum. Yani hani düzenli olarak yani şey için bakılsın işte o bir yer etsin insanların hafızasında. Şey biraz yapacağız. Daha şey gibi arazide düğünde hava yastığı her şey gibi. Maganda kurşunu gibi ben şey yapmaya çalışıyorum. Dışarı içerideki şey diyor. Bir yerde ateş mi ediyorlar? Yok biraz daha şeye benzin sen böyle deyince. Böyle çok güzel yanar döner böyle bir hani zeplin falan balon. Hani o havada bir yerlerde takılacaksan hani aa bak o da vardı deyip kısa sürede şey yapacağım. Ya ben mesela 2 sene önce deseler gene de sen böyle kendinle alakalı vloglar çekerek vlog belki yani. 3500-4000 takipçi sayısına ulaşacaksın. Videoları bu arada yani videoların izlenmesi genel olarak aşağı inmiyor. Her zaman ya aynı klasmanda kalıyor ya artıyor. Evet. Yani hani eski videolar böyle inip aşağılara baktığım zaman 2 sene önceki 15.000 izlenme, 20.000 izlenme, 8.000 izlenme, 7.000 izlenme, 30.000, 40.000 hani evet. O 200-300'e kalanlar aslında hep izlenmeye devam ediyor. Çünkü evet. Atıyorum çok niş bir şey sallıyorum bilmem nerede kamp yapmak. Evet. Ama kamp yapmak diye bakıldığı zaman güzel videolar içine girdiği için çıkıyor. Ama aynısı mesela şeyler için geçerli olamıyor. How to videoları okey, vloglar için okey falan ama stand-up ve skeçler tamamen işte o bahsettiğim havai fişek. Evet. Yani benim bir skeçle yani bir konu üzerine yaptığım bir stand-up'ın videosunu koymam belki bir sene iki sene hiç o izlenmeyecek. Ama bir an gündemde onunla ilgili bir haber çıktı, bir şey oldu, bir bilmem ne olduğu zaman mesela YouTube bunu hemen belki çıkartma olasılığı var. Kendi gündemimizi mi yaratıyor? Kendi gündemini de yaratabilirsin böyle bir dramla bilmem neyle. Ha ben zaten en başından YouTube'dan para kazanacağım diye ve çekmeye de başlamamıştım. Çok hoşuma gittiği için de yapmıştım ki hala da hoşuma gittiği için devam ediyorum. Şimdi milyonlar kazanıyorsun yani. Diyorum ama gene de mesela 4 ayda bir, 5 ayda bir banka hesabımı bilmem ne yaptığı zaman çok hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten severek yaptığım için bunu evet. Kurguluyorum. Ve böyle hala da eski videoların mesaj bir de geliyor. Vallahi. Mesela şu an en çok aratılanlar hakikaten şey, yavru kedi bakımı. Aşağıda bir platform olmuş. Millet böyle kedi bakımı ile ilgili, yavru kedi bakımı ile ilgili sorular soruyor. Vallahi. Cevap veriyorlar, tartışıyorlar falan. Bana arada küfür sallayanlar şu bu. Dijital kartını veren ya oraya. Bir o var, bir diş çekimi. Yani 20'lik diş çekiminde böyle bir açıklık varmış. Sanki ilk defa ben çektirmişim gibi. Böyle altında bayağı hocam ben de böyle şişti şöyle oldu. Instagram'dan fotoğraf falan atıyor millet. Hocam hapse yaptı bak ağzımı falan diye böyle. Ulan git doktora göster diş hekimine. Aynen. Yani onlar mesela düzenli olarak izleniyor. Evet. Bir de deneme atışı olarak şey çekmiştim hatırlıyorsan. Gülmeme challenge. 25 evet. Dakika. Şu an 40.000 izlenmesi var. Her gün 1000 artıyor. Oha. Ve altındaki açıklamayı okuyan da şöyle görüyor zaten. YouTube Allah kahretsin senin gibi işte algoritmayı bakalım tutacak mı falan tutarsa yazıklar olsun böyle döşedim yani için hakikaten şey yazdım açıklamasına hani böyle bir başlıkla ve böyle bir şeyle gördüğünüz için kusura bakmayın falan diye bozma. Böyle düşünüyorum o yüzden hani şu an öyle bir dönemdeyiz ki sosyal medyada 100.000 200.000 takipçisi olan mesela çıkıp bir anda gösteri yapabiliyor kitap yazabiliyor bir şey yapabiliyor yani ya hani, zaten o ya sen adam diyor ki YouTube'dan bu kadar çeşitlilik erişebildim. Onu da yazayım. Oradan da şu kitleyi almaya çalışıyorum. Bilmem ne yapayım oradan da bu kitleyi birazcık alayım falan. Eleştiriliyor musun? Eleştiriliyorsun. Şeyma Subaşı'yı çok eleştirdiler. Ama satıldı mı? Satıldı. Çünkü kız hakikaten o dünyayı gezerek bilmem ne partiler şu bu. Böyle bir genç kızlığın popüler, zengin ve işte dünyayı geçen gezerek. Gün gördük. Nerede? Sofada. Hadi bakayım. Vallahi çok iyi.